Tamam, okumuyorum. Linç tayfayız, küfüre karşıyız. Ya oğlum, 26 dakikaymış lan video. YouTube dostluk, YouTube kardeşlikti. Her şeyin üstüne çekeriz bir sünger ama son kez. Bu ne ampeş geldi, bu ne ampeş geldi, bu ne ampeş geldi. Ey 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 ey, sosyal medyada içerik üretenlere karşılaşmışsındır, o yüzden diye geçmiyor mu? Peki şimdi Berkcan Güven'in B ve G'si birleşince BG olmuyor muydu? İşte şimdi oku. Bebe. İşte şifreyi, gerçek şifrenin şu an çözüldüğünü bebe fark miyim lan bebe, ben? Bebe diyorsun. O zaman Enes Batur'a abone olayım hemen. Oldum. Piçim. Oldum. Tamam. Bu... Bunlar, Türkçülük üzerinden bunlar disleşti mi abi? Kavga mı ediyor? Kavgalılar mı? O zaman Enes Batur'a abone olmalıyım. Espri yapmasının yanlış olduğunu söylediğim için. Berkcan gibi ırkçılık üzerine espri yapmasının... 1700 videonda 3 tane esprin yoktur dedi. 10 numara açıklama. Çok iyi açıklama. Ben sana gerçekten bu konuda şukunu verdim. Buna sen veya ben karar veremeyiz. 10 milyon kişi karar verir. Evet. Sen umurumda değilsin. Sadece ırkçılıktan nefret ederim ve ırkçılık üzerinden espri yapman iğrenç. Yani. Gereksiz bir açıklama. Yani sonra ben de biraz da buraya ağla diye tweetini RT'ledim. Gayet güzel hareket. Ben yine çok seviyorum bu hareketleri, biliyorsun. Sonrasında bu tweetlerin hepsini kaldırdı. Bir tık ezildiği için sanırım. Ne yok bir şey. Sadece ırkçılıktan... Gereksiz bir açıklama. Yani sonra ben... Yani. Gereksiz bir açıklama. Yani sonra ben de biraz da buraya ağla diye... Irkçılıktan nefret eden adam amcasına soykırım yaptı. Ben çok seviyorum bu hareketleri, biliyorsun. Sonrasında bu tweetlerin hepsini kaldırdı. Bir tık ezildiği için sanırım linç tayfanın altında. Böyle olaylar da oluyor YouTube'da. Oluyor. Ama oluyor. Biz bu, biz artık sağ sol laf atan gerizekalı 3-5 ergen bebe değiliz. Bugün kendi sosyal medya kimliklerimizden sıyrılıp tamam... Dövmenden çok pişman olacaksın abi. 200 sene sonra kapkara bir konu olacak. Olmaz bro. Ben kendimizle alakalı geçmişe dönüyoruz. 1995 yılının Ocak ayına, Efe'nin doğduğu o geceye gidiyoruz. 96 Kasım doğumluyum ben abone. Bir şey söyleyeceğim. Kendilerine mi? Kendilerini mi izliyorlar? Lan bari doğum yılını tuttursaydın. Ben... Bayağı ayıp yaptın. Ben sana söyleyeyim. 30 Mayıs 96 doğumlusun. Yazıklar olsun sen sana. Sen de 24 Kasım. Öğretmenler günü. Zamanda geriye gidiyoruz. Zamanda geriye gidiyoruz. Bugün yapacağımız şey tamamen kendi çirkinliklerimizi ortaya çıkartmak. Sanki hiç meydanda değilmiş. Evet. Sanki bunların hiçbiri internette yokmuş gibi. Birbirinden kötü yaptığımız bu zamana kadar. Allah kahretsin internet. İnternetin en sevmediğim olayı bu. Geçmiş. Bugün kendi Facebook postlarımızı, kendi Facebook videolarımızı, kendi hiç komik olmayan YouTube videolarımızı izleyip burada cringe geçireceğiz. Utanacağız. Bakamayacağız. Ekrana karşı gözümüzü kısacağız. Berkcan, gerçekten çektiğimiz en zor video olacak galiba. Ciddi anlamda çok kötü video. Çok. Abi bu ne ya? Görsene bak. Tipi. Çok tatlıyız oğlum. Salatalık ve bir salam gibiyiz. Kahvaltılık resmi. Başlat hadi ya. Of. Evet arkadaşlar, en kötü video. Araba çekilişi sonucu. Stres çarkıyla bilek kesme. Terlikler. Ve videonun açılışı. Efe'ye şu kostümü ciddi anlamda zorla giydirdim. Çok detayı, çok iyi değil mi? Çok... Ya dokunuyorsun falan, baksana bak bak. Oğlum Efe ne kadar zayıfmış, bu ne ya? Ya siksen giymem böyle bir şeyi. Bir şey diyeceğim. Öldürseler giyeyim. Çok diyeceğim. Çok kötü. Bak bak, donun gözüküyor. Farkında mısın? Ne olacak ya? Ben kendimle barışıyorum. Tamam, ben bir şey demedim ki. Bu sadece info olarak verdim. Kapat abi, kapat abi, kapat abi. Kapat, kendimle kapat, böyle barışık kapat. Evet evet, bunlar evet, kötü. Evet, donun da çok güzel. Donun da... Bir dakika durun. Şey nerede? Dur, penisim gözüküyor. Erek penisi çok iyi. Kendimle barışayım ben. Erek penisim çok iyi gözüküyor burada. Yine. İyiymişim buna. Ya kanka çok kötü. Ay çok gözüküyor. Sana yatırıyorsun.
10 numara intro. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arabayı isteyen kaç milyon insan var biliyor musunuz ha? Ama sadece tek bir kişi kazanacak. O tek kişiyi bugün ben... Ben senin var ya, hayatımda uzun zaman sonra ilk defa bu kadar yüksek görüyorum. Evet. Ben de ya çok sen hani hiçbir YouTube videosunda hani böyle bir yüksek olmaz. Ve istemediğim bir kıyafet giyiyorum. Hani modumun falan düşük olması lazım. Sen şey kafasısın. Ha, olan oldu ama da sağ gitsin. Bu 5000 liralık. Bu 5000 liralık. Suzuki Mavic'in birinize vereceğim dedi. Bunlar araba çekilişi falan mı yapmışlar? Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyorsun? 120 bine aşkın yorum. Milyonlar duysam be. Ama sadece. Bir kazara. Bak 2 ay önce size bu güzelim mi? Ve 5000 dolar. Tava çaktı. 5000 dolarlık bu bebeği. Oralarını değilsin. Bu kafa hareketini. 5000 dolarlık bu bebeği. Senin şoka girişine baksana. Bir şey anlatıyorsun. Bir anda susup bana bakmaya başlıyorsun. Bak geri al. 5000 dolarlık. Şu gidişe bak. Böylesi. 5000 dolarlık bu bebeği. Ne yapıyorsunuz? Yapma. Hayır. Orada... Ya şu salatalık şeyinden çıkmak istiyorum ya. Vine'ları falan yok mu? Aha! Scorp'lar. Net olarak bir Türklük belirtisi. Vay be. Komik lan. Her şey hayal etti. Ben abi her işi böyle yapıyorum. Türk'üm ben. Türk olmayanların ayağı yok. Her iki bak. Devam et. Hayır, dayanacaksın. İzleyeceğiz bunu. TR 216. Günlük rapor ver. Günlük rapor. Üstüm. Bak. Burada böyle topçuk gibi şeyler var. Topçuk böyle yuvarlak. Böyle biri kırmızı, biri pembik. Bak. Kimi vereceğim şimdi? Bak. Hüseyin abi bak. Yatıyor. Berkcan o kız kim? Berkcan gerizekalı hareketler yap. O kız kim söyle bak. Tam bir ergenlik belirtisi. My new business throne is... Does it friend? Yes. Clean. That you look for something. İyimsin. Çok gözlerim doldu. Ağlıyor lan çocuk. Yağlıyorsun oğlum. Cringe level çok fazla. Yağlıyorsun. Duygusal cringe. Ağlıyor lan. Yemin ederim gözlerim olmuş. Baksana. Vallahi sildirir sana. Harbi kendine iğrendi lan. Vallahi ağlamasana bunu. Efendim? Bunlar cringe gözyaşları. Tamam, takipçiler bir şey demeyecek. Üzülme. Allah'ım. Hadi devam et. Sevgili yolcular merhaba. Şu an 28 bin fitte seyrediyoruz. Ama yere düşüyoruz. Böyle yere çakılacağız böyle. Böyle sümük gibi pıh diye ezileceksiniz. Ama korkmayın. Can yeleklerinizi giyersiniz yine ölüyorsunuz. 18 Aralık Cuma iyi günler. Ya şu surata bak. Her izlememde YouTube'da bu adam. Koyayım ya. Mayın tarlasında bir adam sevdim ben. Başında ama ne koyayım. Ne yapalım oğlum, ergenlik. Bugün spor haberleriyle karşınızdayım. Dünyanın en iyi futbolcusu Messi. En iyi tenisçisi Federer. Kobe Bryant de emekli oluyor. Hepinize iyi günler. Hadi bay bay. Şu hayatta en çok istediğim şey sıçmamak. Günde 7 kere falan sıçıyorum. Ve vay amına koyayım bu gerizekalı. Bunu niye söylüyorsun ki? Aptal. Bize koyayım. Sıçmasaydık ne olurdu? Bir fikrini de paylaşma Berkcan Güven. Amına koyayım. Çok sinirim bozuldu. Kendinle kavga ediyorsun amına koyayım. Ay bir insan bu kadar mı sevmez küçük gibi. Bu kim, bu İsmail Yakan mı bu amına koyayım? Kesme! Lütfen kesme amca! Lütfen! Bir şey söyleyeceğim abi, bu ne amık çekip millete kaydınız. Ulan benim böyle videolarım olacak, siksem böyle bir seriye başlamam ya. Siksem başlamam bak, Berkcan ne yapıyorsun oğlum? Çok güzel! Siksem başlamam ya. Eğer izlemeyeceksen tek izleyeceğim.
Açıyorum. Aç. Kesme. Lütfen kesme amca. Lütfen aç. Selamünaleyküm birader. Allah'ım ya Rabbim, bak tüylerim diken diken. Allah belamı versin. Tamam ağlama yeter. Hasta falan olacak ki ben. Tamam dayanacağız bitene kadar. Kanka 10 dakika video bakayım 2.52'deyiz. Efe Don'la mı oturuyor oğlum orada? Lan, İzlenir ya ne olacak? 2.50 10 dakika video 2.52'ye kadar ne boş yaptın lan. Sitik çıktı. Sitik ne girerek? Kanka ben iyi, Baran seni çok seviyorum. Ay'a ilk çıkan siz olsaydınız ne yapardınız? Ne yapardın? Bak. Görelim hemen. Oynat bakalım. Oynat bakalım Berkcan Güven. Ne yaparmış? Ne yaparmış Berkcan Güven? Şu an Ay'dayım, şu an değilim. Şu an Ay'dayım, şu an değilim. İlk espri yaptım Ay'dayım. Ben bayağı bay. Allah benim belamı versin. Kanım çekildi bak vallahi. Vallahi video oldu 4 dakika. 6 dakika daha var. İnanılmaz değil mi? İlk ya espriyi bak. Yapmışsın bir daha Ay'daki. Bunu espri olarak nitelendireyim. Ya Rabbim bak Efe bak tüylerime bak. Bak tüylerime bak. Çok rahatsız oldun değil mi? Bak, tüylerime bak. Hayatımda ilk defa bu kadar rahatsızım. Fransızca bak. Eğer ki videoda Fransızca konuşmaya çalışırsam video dünyanın en kötü videosu. Çünkü Fransızca hiçbir sik bilmiyorum. Atacağım yani. Ben bayağı bayılıyorum Fransızca. En sevdiğim Fransızca kelime Paris yani. Özellikle en sevdiğim yani bir aşk. Bayağı kodumuz sana. Nasıl yap? Nasıl düşündün bunu ya? Şakamatik mi bu ne? Basıyorum şaka yapıyorum gördün mü? Ay'a çıkarken ilk espri. Fransızca ilk espri. Berkcan çok rahat. Ben güvenemiyorum ikizlere. İkizler erkeği cidden çekilmez bir erkek. Benim o tarihte doğmuş olmam, o burcu almış olmam benim suçum değil. Anamın babamın suçu. Git onlarla anlaş. Allah. Benim. Allah'ım ne gerizekalı bir çocukmuşum. 3 sene öncesine kadar. 3 sene mi? Bunlar 3 sene önce mi oluyor? Ben dedim ben 9 sene önce falan da buna koyayım. 4 hatta. Söylemesi zevkli yabancı kelimeler. Allah. Benim sevdiğim kelime yoktu. Cümle var. Cümle dizisi hatta. Şey. Of. 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 Şu an hatırladım ya. You killed her. You raped her. You raped her children. Who gave you the order? Ulan o benim var. Bu arada Game of Thrones izlemiyorum bile amına koyayım. Seviyorum. Abi ben de Oxford College. Yurt dışında okuyanların girdiği tipler. Ya sen yurt dışında mı okudun? Aptal çocuk. Aptal çocuk sen nereden bilebilirsin bu tribi? Oxford College'da okuyorum. Abi sokakta yürüyorsun. Karşıdan karşıya geçeceksin. Ayağını pat atıyorsun. Bütün arabalar stop. Bütün arabalar duruyor. Bu medeniyet ya. Buraya geldim abi atlıyorum. O zamanlar komikti belki de. Şu an komik. Olabilir. Yani şu an hani o zamanların çünkü sosyal medyası kullanımı. Evet. La şu an hani mesela şöyle aynen kanka aynen kesin öyle duran bir şey. Bok gibi espriler. Duyduğunuz en erotik cümle. O zamanlar bu arada erotizmle bakken yakından alakam yok bu arada. İnceden yakınlaşıyorum. İnceden yakınlaşıyorum. Bu şekilde geliyor. Şimdi senin söylemek istediğin şey. Ya bebeğim seks yapalım mı? Tabi böyle kalamıyorsun aslında çıkan şey. Seks yapalım mı? Kanka. What the fuck? Ne oluyor? Bunlar ne? Bunlar kim? Yeter be! Ne aptalmışım ya? Tamam sakin ol tamam. Bu ne ya? Tamam sakin ol. Bu ne ya? Ne var ya sadece skop çekmeye çalışan genç bir bu adam. Ne? Genç bir adamın öyküsü. Elektrikler kesildi. İnsanlar konuşmaya başladı birbiriyle. Ailede bu ortam artık yok. Ya bu tespitleri kim yapıyor amına koyayım ya? Bu tespitleri nerede yazdın sen? Hayır bak sinirleniyorum. Neden sinirleniyorum biliyor musun? Facebook statüleri gibi tespitler söylüyorum. Skorp'ta. Tamam sakin ol. Hayır ama aptallık bu. Hayır gençlik hatası ya. Hayır gençlik hatası değil. Ya insanları giyinişine göre yargılamıyor. Konu erkeğin tanga gibi. Sen böyle bir açıklama. Var arada komik oluyorum. Arada nadir. Onda. Evet arkadaşlar. Bizim YouTube'a koyduğumuz Efe'yle ilk video. 25 Eylül 2015. Senin de aşağı yukarı YouTube'daki 2015. Tek uzun metrajlı ilk video olabilir bu. Aynen 3.49. Clips, clips hariç. Yok lan geri kalanlar teaser, teaser diye. Ha. Hadi köyü geziyoruz. Ya senin ben bu burada, ben kimim? Ben bu kim amına koyayım ya? Bir şey söyleyeceğim. Efe evrim teorisine kafa atmış amına koyayım. Nasıl bir değişme oğlum? Bir insanı kilo bu kadar değiştirir mi ya? Bakın burada bir göz var aşağıya.
Bu kim gazeteci, haberci kim? Bu kim amına koyayım ya? Tipe bak. Savaş muhabiri gibi. Amına kodumun malı ya. Ne anlatacak bu ya? Bu kim ya? Kardeşim. Bu ne anlatacak amına koyayım? Ne anlatacak? Yerinden biri de buradaki grafitilerle istediğiniz şekilde fotoğraf... Bu sakal dövüşçü sakalı mı? MMA fighter. Ne bu, özel mi kestiriyor? Ya modele bak ya. Şu an sanki çok farklı. Ya ne alaka amına koyayım? Bu kim ya? Bu ben değilim. Çok zayıfsın burada. Çok zayıfım kanka. Çok zayıfım ve top sakallıyım. Top sakal amına koyayım. Top sakal. 18 yaşında top sakal. Ya harbiden ya. Kardeşim bu kurumsal hayata ne erken geçiş be. Bu müzik de çok iyi bu arada. İşte seçtiğimiz dövme. Allah'ım ya, sen ne anlatıyorsun amına koyayım senin ya. Vallahi çok... Bu müzik de çok iyi bu arada. İşte seçtiğimiz... Allah'ım ya, sen ne anlatıyorsun amına koyayım senin ya. Vallahi çok sinirlendim ya. Bunu seçtik, bakalım siz neyi seçeceksin. Bir de siz neyi seçeceksin. Yapma. Kanka. Yapma. Yapma. Şu top sakala bir bak. Kanka çok çirkinsin bu arada. Bu arada. Abi kilo bir başka bir şey, zayıflık başka bir şey amına koyayım. Herif bak şu an ne kadar yakışıklı. Ya orada da yakışıklı, şimdi şey yapmayayım da. Ama çok zayıflık da harbi çirkin duruyormuş ya. Bak benim bu. Bak o zaman ben bu şarkının tohumu. Abi zayıflık erkeğe yakışmıyor ya. Kürdan gibi olmayın oğlum, yiyin biraz amına koyayım. Tamam benim kadar da olmayın da. Biraz şöyle iri olun ya. Amına koyayım 20 kilo adam. Rap game, keep it real. Evet 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 evet. Ya durumlar nasıl? Keyifler. Çok kötü. Yani iğrenç benim şu andan 0.6. 0'ın altına düştü yani. Evet, Berkşen Güven'in Facebook'a koyduğu oğlum videolar... Ya kilo nasıl alınamıyor ya? Ben de bunu anlamıyorum lan. Benim de var öyle arkadaşlarım. Yiyor yiyor kilo alamıyor. Zargana gibi geziyorlar. Şu an Allah. Hayatımdaki ilk tıraş olduğum anı çektiğim bir video var. 1 dakika 6 saniye boyunca. Sen şu ana kadar hiç izlemedin bu videoyu. Bu arada tıraş. Spor yapın oğlum. Önce... Bir şey söyleyeceğim. Neyi tıraş ediyorsun tam olarak? Ya. Kaslarınızı büyütün. Bak, yine şaka arıyorum. Yine şaka arıyorum. Bak. Bu kim lan? Bu Berkcan mı? Yok lan. Hiç izlemedim bu videoyu. Bu arada tıraş 7 yıl önce. Bir şey söyleyeceğim. Neyi tıraş ediyorsun tam olarak? Ya sus. Bak çıksın, yine çıksın. Şaka arıyorum. Yine şaka arıyorum. Bak. Oğlum çok değişmişler ya. Bak benim mesela şu an 15 sene önceki halime in. Gene Tuğkan bu dersin mesela. Kimisi çok değişiyor hakikaten. Ben görsem beni hiç şu an video değil başka yerde bana gösterseniz Berkcan demem. Selam abi ben tıraş olacağım şimdi. Tamam şimdi tıraş yok. Hemen benmiş. Gerek yok. O yüzden. Ne yapıyorsun ben? Ben tıraş yok. Annem support. Full destek aile. Belki abla helal olsun. Aile desteği. Bu çocuğa doğruları söyleyecek. Gerizekalı diyerek. Ne yapıyorsun ben? Gerizekalı. Ah teşekkürler annem. Beni bugünlere sen getirdin laflarınla. Ben de gireceğim. Bak çiçeğe bak bak. Bak tıraş olacağım. Vay amirim şakaya bak ya. Şakaya bak aptal. Peki kalan videonun kalan 43 saniyesi ne oluyor? Benim sürüm de fark hayır. Aynı şekilde bir daha yapacak ya mısın? Ya bak tam orası bir ilişki çöp ölüm. The more I you sen nasıl bir beletsin ya? Arkadaşlar dedim ya ben çok eskiden beri videolar çekiyordum falan filan editiyordum. 8 yıl önce. 8 yıl önce bir arkadaşımızın doğum günü için yapmış olduğum bir video var. 8 yıla indik. Bismillah neyle karşılaştık. Arkadaşlar şakalar bombardıman şaka bombardımanı. Geliyor. Lara bağış batmış. Lara Alex'le takılıyormuş. O yüzden artık çok zor. Bağış da atsa artık çok zor. Bakayım. Nerede lan? Atmış.
Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Modlarım ulaştı bana. Lara GG Alex Win mi diye öyle bir şey olmadığını anlatmaya geldim. Ama ben bunu rolde bilmiyorum tabii. Ve de güvenemiyorum açıkçası. Bunu oyuna girdiğim zaman anlayacağız. Teşekkür ederim donatın için. İyi tamam arkadaşlar, bir şey yaşanmamış. Lara GG değil, Lara GG değil. Bizde o iş. Özdemir onu okuduk. For 4 lira olmuş. Abone sesi Nononaya şarkı bağımlılık yaptı. İstemsizce derste mırıldanıyorum. Bilmiyorum da ay 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 diyorum. Millet bana gülüyor. Sentinus 12 Prime'le abone olmuş. Cordyceps 21. ayını duyurmuş diğer birle. Selam ben geldim demiş. Özledim lan sizi. Neredesiniz? İbinler. Bunu okuduk, bunu okuduk. Tamam. Oğlum bak yalan söylüyorsa doğru söyle. Kanıtlayın lan. Alex'le ilgili bir şey yaşadıysa klibini bana yollayın. Vallahi gider indiririm ha onu. Cringe fest amına. İstanbul'dan Ahmet kardeşimiz doluyor. Kertenkele öldürmeyi... Bu kim ya? Bu kim? Bu kim? İşte ben de az önce böyleydim. Bu kim? Hayır. Ve seninki 8 yıl önce. Benimki 4 yıl önce amına koyayım. Hayır oğlum bu kim? Baksana. Ya bak bunu anlarım burada çok İstanbul'dan küçük Ahmet abi. İstanbul'dan Ahmet kardeşimiz doluyor. Kertenkele öldürmeyi... Aa aynı yapıyorsun lan. Evet. Normalde hala bu sesle konuşuyorsun. Bilerek kalınlaştırıyorsun. Evet ben de aynı çalışıyorum. Kertenkele öldürmek, yavar öldürmek gibidir. Bir hadis-i şerifte geçiyor ama bir vuruşta öldürene sevap, iki vuruşta öldürene... Ne diyor oğlum? Ne kertenkelesi öldürmesi ya? Sevap, kombo yapana 25 sevap kazandırır. Evet, kanka böyle bir karma başlayış yapabilirim. Evet bu farkındasın ama. Bu saçma başlangıç olduğumu farkındayım. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım. Şimdi de bizim sosyal medyada kilitli albümlerimizi açmanın vakti geldi. Ya bunlar çok kötü ya. Hazır mısın? Hazır değilim. Ah siktir. Reis düşüncelisin burada. Bir şey diyeceğim bu tipin ne ya? Efendim lan üstteki. Kanka. Allah'a şükür de cebimiz bozuk, karakterimiz değil. Aynı pozu versene bir baksana. PP mi bu ya? Bu ne ya? Mal! Sen bu tipine PP koysan ne olur? Koymasan ne olur? Amına kodum sala. Allah'ım bir de sana burada şey falan diyoruz değil mi? Kanka bizi güzel çeksene, evet. Bir şey atalım falan. Efe ölümden daha beyazsın bu arada. Baksana. Al anne baba vallahi çok teşekkür ederim ya. Ben? Evet. Bak. Dediler değil mi? Bana dediler. Bana da dediler. Baksana oğlum ben yine tatlıyım. Sen. Alttaki Berçay mı? Dediler değil mi? Bana dediler. Bana da dediler. Baksana oğlum ben yine tatlıyım. Sen. Evet. Baksana. Çekilir bir yanı yok yani bunun. Hani bir yerden diyorum ki. Abi kendini komik sanan stand-upçı izler misin? Bir dakika dayan helal olsun derim. Senin böyle bir bebeksin evet, tipi evet. Falan var. Ergen salak aptal. Bir de sen çok çabuk toparlan. Ya benimkinin şu tipi hiçbir yerden böyle hani tutar çeker yanı yok kanka. Ve bu dönem bizim kız arkadaşlarımız vardı belki. Tersten ayarlar. Tarzan. Bu hangi tür bir canavar? Pokemon bari bir gece ağzısın gelirsin. Küçüklük fotoğrafımı artık ezberlediniz lan. Neyini göstereceğim küçüklük fotoğrafı?